Bilmiyorum Deme kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımızı nasıl hızlandıracağız onu göreceğiz. Öncelikle Windows tuşuyla birlikte R tuşuna basıyoruz. Daha sonra ilk olarak Prefetch dosyamızı açıyoruz. Buraya yazıyoruz. Daha sonra Enter dediğimizde izniniz yok diyor. Tabii ki devam diyeceğiz biz buna. Devam ettikten sonra burada gözüken bütün dosyaları Ctrl+A kısa yoluyla ya da hepsini seçerek, mouse'la birlikte seçerek Delete tuşuna basıyoruz. Silme tuşuna bastıktan sonra bütün dosyaları siliyoruz. Burada kalanlar olursa sıkıntı yapmayın. Bunlar problem yaratmayacaktır. Ve burayı kapatıyoruz. Daha sonradan tekrar Windows tuşuna basıp R tuşuna basıyoruz ve temp dosyasına ulaşacağız. Temp dosyasına ulaştıktan sonra burada gözüken bütün dosyaları aynı şekilde Ctrl+A ya da mouse'la birlikte hepsini seçerek Delete tuşuna basıp siliyoruz. İkinci olarak arkadaşlar tekrar Windows R tuşuna basıp bu temp yazdığımız yere yüzdelik işareti koyarak bu yüzdelik işaretini Shift ve 5 numaralı tuşa basarak şöyle göstereyim. İki tarafına da koyuyoruz. Burada gözüken bütün dosyaları Ctrl+A diyerek hepsini Delete tuşuyla siliyoruz. Evet, buraya kadar tamamdır. Bilgisayarımız birazcık hızlanmaya başladı bu arada. Daha sonradan şöyle bir işlem göstereceğim size. Denetim masasını açıyoruz. Denetim masasını açtıktan sonra biraz bekleyelim. Denetim masasına ulaşmaya çalışıyor. Uzun zamandır açmadığım için. Daha sonra programlar kısmına geliyoruz. Programları kaldır diyoruz. Evet, burada gördüğünüz işimize yaramayacak birçok program çıkacaktır umarım. Bunları tek tek siliyoruz. Bunları kaldırdıktan sonra bilgisayarımız rahatlayacaktır muhakkak. İkinci olarak şunu göstereceğim. Tekrar Windows R tuşuna basıyoruz. msconfig yazıyoruz. Msconfig yazdıktan sonra şöyle bir ekran geliyor. Başlangıç kısmına tıklıyoruz. Burada Windows 8 ve Windows 10 üzeri olduğunda görev yöneticisini aç diyor. Diğerlerinde direkt çıkacaktır. Bu kısımda başlangıçta bilgisayarı ilk açtığımız zamanlarda hangi programların çalışmasını istediğimizi gösteriyor. Biz bunları devre dışı bırakacağız. Gördüğünüz gibi şunları devre dışı bırakıyorum ben. Bunu da devre dışı bırakıyorum. İşimize yaramayanları devre dışı bırakıyoruz ve kapatıyoruz. Daha sonra bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyor. Yeniden başlattığımızda bilgisayarımız çok hızlı bir şekilde çalışacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.